Evet Tonguçlarım ve Tongüllerim, hepinize merhaba. 2013 EGS çıkmış sorularını kütürdetmeye devam ediyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Evet, başlayalım hemen. Evet Tonguçlarım, çok enteresan bir sorumuz var. Şimdi ne demiş bize burada? X ve Y gerçel sayılar olmak üzere 2 üzeri x eşittir 6 üzeri x artı y eksi 1 olduğuna göre 3 üzeri x'in y türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Tonguçlarım, en önemli durum. Neyi soruyor bana burada? 3 üzeri x'i. 3 üzeri x ne? Bilinmeyen. Yani problemli ne yapacağız? Bunu çözmek için yalnız bırakmaya çalışacağız. Peki Tonguçlarım, ama burada 3 üzeri x'imiz yok. Ama nerededir 3 üzeri x? Saklamışlar bakın 3 üzeri x'i. 6 üzeri x demek 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x demek mi? Evet. O zaman ben diyorum ki 6 üzeri x'i yalnız bırakmaya çalışalım. Nasıl yalnız bırakacağım? Bakın bunu açmaya çalışırsınız, düzenlemeye çalışırsınız, işiniz uzar. Onun için daha pratik yapalım. Hemen diyorum ki önce eksi 1'i yok etmeye çalışıyorum. Eksi 1'i nasıl yok edebilirim? Bakın Tonguçlarım, 6 üzeri eksi 1 neyle çarparsam 1 yapar. Duyar gibiyim. Tongül söyledi. Ne olacak? 6 üzeri 1 ile. Hemen çarpıyorum. 6 üzeri 1. 6 üzeri 1 ile çarptım. Ne oldu bakın? Eşittir diyelim. 6 üzeri 1 ile 6 üzeri eksi 1 üstleri topladığım zaman 6 üzeri x artı y kaldı. Burada ne kaldı? 6 çarpı 2 üzeri x kaldı. Devam ediyorum. Amacımız ne? 6 üzeri x'i yalnız bırakmak. Hemen ne yapıyorum? Y'yi yok etmem lazım. Y'yi neyle toplarsam gider? Tabii ki eksi y ile. Hemen topluyoruz. Bakın ne yapıyorum? Kuvveti 6 üzeri x'e kadar düşürüyorum. 6 üzeri eksi y ile buraya çarptım. Ama matematikte adalet vardır. Burayı da çarpmam lazım. 6 üzeri eksi y. Bakın ne oldu burası? 6 üzeri eksi y, 6 üzeri y'ler gitti. 6 üzeri x kaldı. Hemen buraya bakalım. Burayı da düzenleyelim. 6 üzeri eksi y çarpı 6 çarpı 2 üzeri x. 6 üzeri x ne demiştik? 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x demiştik. Bakın Tonguçlarım, kütürt edelim mi şu 2 üzeri x'leri? Kütürt ettik. Aa, ne çıktı? 3 üzeri x eşittir 6 üzeri eksi y çarpı 6 üzeri 1. Bu ne demektir? Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 6 üzeri 1 eksi y. Hemen ne yapıyorum? Kütürt ederek eriğimi yiyorum. Devam edelim şimdi. Ne demiş bize? X, Y, Z gerçel sayılar olmak üzere X artı Y küçüktür 0 vesaire vesaire bir sürü şeyler söylemiş. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur? Tonguçlarım, şunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın şimdi. X artı Y sıfırdan küçükmüş. Sıfır da X'ten küçükmüş. O zaman ben X artı Y küçüktür X diyemez miyim? Tabii ki derim. Bakın ne olacak burada? X'ler gitti. Her tarafa ne yaptım? Eksi x'e topladım. Her iki tarafı da git götürdüm x'leri. Y küçüktür. Ne kaldı burada? Sıfır. Aa, ne oldu? Y sıfırdan küçükmüş. Yani negatifmiş. Bakın aynı şekilde ne yapıyorum Tonguçlarım? Bakın x ile y artı z'yi alıyorum. X ile y artı z'yi aldığım gibi y artı z ile x artı y'yi alamaz mıyım? Alırım. X artı y küçüktür. Y artı z diyorum. Bakın Tonguçlarım, buradaki büyüklük sembolünün, küçüklük sembolünün sağını ve solunu aynı y sayısıyla çıkartırsam ne kalacaktır geriye? X küçüktür, z kalacaktır. Bakın ne oldu Tonguçlarım? X z'den küçük. X neydi? Bakın sıfırdan büyüktü. Y neydi? Sıfırdan küçüktü. O zaman y ne olmak zorunda? X'ten küçük olmak zorunda. X neden neydi? X de z'den küçüktü. Ne oldu bakın sonucumuz? En küçükleri y. Sonra x, sonra z. Hemen şıkkımızda arayalım bakalım neredeymiş? Oo, buradaymış. Devam edelim. Hemen ne yapıyorum? Bir sonraki örneğime geçmeye çalışıyorum. Tabii geçebilirsem. Geçtim. Oo, çok derin bir soru Tonguçlarım. Maalesef bunu ameliyat etmem lazım. Üf, eldivenimi takıyorum. Ameliyat eldivenleri takması da zor oluyormuş ya. Evet. Hazır mıyız? Tonguçlarım ve tongüllerim, hazırız. Şimdi bakın ne yapıyorum. Fazla işlem kalabalığına girmiyorum Tonguçlarım. Önce size basit bir bilgi anlatacağım. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü toplarken nasıl toplarsınız?
aynı payda altında 1 artı 2 dersiniz. Şimdi bunu söyleriz. Buradan buraya gidiş yaparız. Peki tersten buraya geliş yapamaz mıyız? Yani bize şöyle bir ifade verse. Dese ki 1 artı 2 bölü 3. Ben bunu 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 yazamaz mıyım? Tabii ki yazarım. Bakın o zaman burada ne yapıyorum? Dikkatli izleyin. Burada bize sorulan ifadede şu kenarı alıyorum. A artı B eksi 1 bölü A çarpı B demiş. Bakın ne yapıyorum tonguçlarım? Dikkat edin. A bölü A çarpı B artı B bölü A çarpı B eksi 1 bölü A çarpı B. Bakın tonguçlarım bunlar gitti. Ne kaldı? 1 kaldı. B'ler gitti. Ne kaldı? 1 kaldı. Ne oldu sonucumuz? 1 bölü B artı 1 bölü A eksi 1 bölü A çarpı B. Hemencecik bakın. 1 bölü B. 1 bölü A nedir? Bakın A x bölü x eksi y ise 1 bölü A nedir tonguçlarım? Tabii ki x eksi y bölü x'tir. Ne yaptım? Taklattırdım. Hemen yazalım. 1 bölü B nedir o zaman? Burada da bunu yazalım. 1 bölü B eşittir. Taklattırıyorum. X artı y bölü y diyorum. Hemen bunları yerine yazalım bakalım. 1 bölü B x artı y bölü y'ydi. Artı 1 bölü A x eksi y bölü x'ti. Eksi 1 bölü A çarpı 1 bölü B. Hemen ne yapacağım tonguçlarım? Bununla bunu çarpacağım. Hemen çarpıyorum kenarda bakın. X eksi y bölü x çarpı x artı y bölü y diyorum. Bakın tonguçlarım hemen işlemi yapıyorum. Oo, işlemi yapmam için paydaları işlemem lazım. Burayı x ile çarpıyorum. Burayı y ile çarpıyorum. Bakın burada zaten x y var. Hemen bunları düzenleyelim. Hızlı bir şekilde bakın. Şuraya yazalım. X ile x artı y'yi çarparsam x kare artı x y artı y ile x y'yi çarparsam x y eksi y kare. Bakın tonguçlarım burası çok önemli. X eksi y ile x artı y'nin çarpımı neydi? Hatırlayalım. X eksi y ile x artı y'nin çarpımı x kare eksi y kareydi. ÖSYM hep bundan soruyordu hatırlarsanız. Bir önceki videomuzda da vardı bu. Ama burada bir eksi var başında bakın. Dikkat edin. Burası çok önemli. Bu eksiyi ne yapacağım ben? Buraya dağıtacağım. Yani ne diyeceğim? Eksi x kare eksi y kare çıkmıştı. Eksi ile x kare eksi y kareyi çarpıyorum. Bakın x kare artı y kare oldu. Bölü x çarpı y. Bakın tonguçlarım bundan sonrası çok kek. Bak 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 bak. Eksi y kare artı y kare. Kütürdettim mi? Evet kütürdettim. Eksi x kare artı x kare. Kütürdettim mi? Evet kütürdettim. Ne kaldı geriye? X y x y. Yani iki tane x y bölü x y kaldı. X, Y'leri de kütürdettim mi? Ne kaldı geriye? 2 kaldı. Ne oldu? Derinden ameliyatla işimizi hallettik. Oo, bu soru da derin bir sorumuz. Gerçekten derin bir soru tonguçlarım, tongüllerim. Ama bu soruyu hemen kütürdeteceğim bakın. Dikkat edin. Kare varmış, küp varmış. Hiç önemli değil. Bakın ne yapıyorum tonguçlarım. Dikkatli izleyin. Öncelikle şunu hatırlayalım. N artı 1 faktöriyel ne demekti tonguçlarım? N artı 1 çarpı n faktöriyel olarak ne yapabiliyordum? Yazabiliyordum. Evet, hemen düzenleyelim şimdi sorumuzu. N artı 1 faktöriyeli ben ne asıl yazacaktım? N artı 1 çarpı n faktöriyel olarak yazacaktım. Bir de ne var bunun üzerinde? Karesi var. Artı n faktöriyelin karesi. Bölü n artı 1 faktöriyelin karesi var. Yine aynı şekilde n artı 1 çarpı n faktöriyelin ne diyorum? Karesi diyorum. Eksi n faktöriyelin karesi. Eşittir. Şimdi bunu düzenleyelim. Tonguçlarım dikkat edin. Ben burada kareyi açtığım zaman şu kareyi hem buraya bakın hem buraya alabilir miyim? Alabilirim. N faktöriyelin karesi var. Burada da n faktöriyelin karesi var. Hemen n faktöriyelin karesi parantezine alıyorum. Burada ne kaldı? N artı 1'in karesi kaldı. Artı burada ne kaldı? Bunu dışarı almıştım. 1 kaldı. Bölü. Bakın burada da aynı şeyi yapıyorum. Buradaki kareyi silelim. Hatta böyle şununla sileyim ben bunu. Kareyi buraya alalım. Bir de buraya alalım. Ne oldu şimdi? N faktörünün karesi parantezini alabilirim. Karesi parantezini aldım. Devam ediyorum. N artı 1'in karesi. Eksi 1.
Bakın Tonguçlarım, kütürdettik mi bunları? Kütürdettik. Eşittir neydi bu? 61 bölü 60'tı. Bakın Tonguçlarım, bundan sonra ne yapıyorum? Şimdi burada kare mare almaya falan kalkarsanız işiniz çok uzar Tonguçlarım. Onun için ne yapacağım bakın? Deyin ki n artı 1'in karesine ben bir isim vereyim. Ne diyelim? Tongül diyelim. Tongül'ün T harfini verelim. Tongül'ün T harfini burada yerine yazalım. T artı 1 bölü T eksi 1 eşittir 61 bölü 60. İşler dışlar yapıyorum hemen. Ne olur? 61 T eksi 61 tabii ki. Ben siz deniyorum. Eşittir. İşler dışlar yapıyorum. 60 T artı 60. Buraya sığdırmaya çalış. Bunu bu tarafa alırsam 61 T'den 60 T'ye çıkarsa T kalır. Eksi 61'i karşıya atarsam artı 61 olarak geçecek. 60 da burada var. 121 oldu. T neydi Tonguçlarım? N artı 1'in karesiydi. N artı 1'in karesi neymiş? 121. Peki her iki tarafın karekökünü alırsam ya da neyin karesi 121'dir? Tabii ki 11'in karesi 121'dir. N artı 1 ne olacak? 11 olacak. Buradan da biri karşı atarsam n kaç çıkacak Tonguçlarım? 10 çıkacak diyoruz. Gerçekten derin bir soruydu. Güzelce bir ameliyat ettik. Ama bu sorumuzda o kadar derinlik yok Tonguçlarım. Onun için hemen ben eldivenimi çıkartayım. Evet, devam edelim. Hemen hızlı bir şekilde. X, Y gerçel sayılar olmak üzere Y'den X'i çıkartmışlar. Biri bulmuşlar. Y eksi X eksi Y mutlak değer içinde 2 nedir demiş. X artı Y toplamı nedir diye soruyor bana. Bakın Tonguçlarım çok basit. Y eksi X 1 ise eşitliğin her iki yanını eksiyle çarparsam X eksi Y ne olur? Tabii ki eksi 1 olur. Hemen yerine yazıyorum. Y eksi mutlak değer eksi 1 eşittir 2. Ben biliyorum ki mutlak değer neydi? Her zaman içindeki sayıyı dışarı pozitif olarak çıkartır. Bu bir pozitif makinasıdır. Eksi 1'in mutlak değeri nedir? Artı 1'dir. Y eksi, tabi bu eksi buradan gelen bir eksi. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1 eşittir 2. Buradan da eksi 1'i karşı atarsam Y ne olur? Tonguçlarım 3 olur. Evet tongüllerim size soruyorum. Y'yi 3 buldum. X'i nasıl bulacağım? Şu denklemde yerine yazarsam veya burada yerine yazarsam ne yapabilirim? Bulabilirim. 3 eksi X eşittir 1. 3'ten hangi sayıyı çıkartırsam 1 kalır? Tabii ki tongüllerim 2 olacak. X ile Y'nin toplamını sormuş. 2 artı 3 ne yapacaktır tongüçlerim? 5 yapacaktır diyoruz. Evet, bu seferlik de bu kadar. Bir önceki ve bir sonraki videoyu izlemeyi